Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkistan tarihinde Timur Devleti'ne geldik. Asya topraklarında kurulan Türkistan tarihi dönemi devletlerini Timur'la birlikte aşağı yukarı bitirmiş oluyoruz. Kurucusu Timur, Timur Lenk, biliyorsunuz Lenk eki Farsçadan geliyor, aksak anlamını taşıyor. O da ayağına yediği oktan dolayı olduğu söylenir. Devletin merkezi Semerkant. Olmuştur. Harzm, Horasan toprakları fethedilmiştir ki bunlar aşağı yukarı Çağatay Hanlığı'nın topraklarıdır. Kafkasları çıkmış, Altın Orda Devleti'ni yıkmıştır. İran, Kafkasya, Azerbaycan topraklarını hakimiyet altına almıştır. Hindistan üzerine sefere çıkıp Delhi topraklarına kadar hakim olmuştur ki buradan o meşhur fillerini getirtmiştir. Bağdat'ı almıştır ki Celayir oğulları adında bir güç bulunmaktaydı. Karakoyunlu Devleti'ni hakimiyet altına almıştır ki Celayir oğullarından Ahmet ile Karakoyunlu Kara Yusuf'un Osmanlı'ya sığınması, işte Yıldırım Beyazıt'ın bunları geri vermemesi, iki hükümdarın, iki devletin Osmanlı ile Timur'un, Timur Devleti'nin arasının açılmasına ve netice itibariyle Ankara Savaşı'na giden sürecin başlamasına yol açmıştı. Biliyorsunuz Osmanlı bu savaş sonucunda Fetret devrine girmiş idi. Ankara Savaşı'nı Osmanlı tarihinde daha detaylı da göreceğiz. Timur'un amacı çok büyük bir devlet kurabilmekti. Asıl hedefi Çin'di. Ama yaşanan bu sorunlar ve sürekli Osmanlı'nın Yıldırım Bayezid döneminde Timur sınırlarına doğru, hakimiyet alanına doğru büyümesi onu bir tehdit olarak görmesine yol açmış idi. Ki Ankara Savaşı'ndan sonra sınırları İzmir, Bursa'dan Delhi'ye kadar dayanmakta idi. Hatta İzmir'i işte Rodos şövalyelerden alırken İzmir Kalesi'ni alır. Hatta bu kaleyi tekrar geri alabilmek için gelen yardım kuvvetlerine kaledeki askerlerin işte kellelerini kestirip attırttığı söylenir ki çok caydırıcı olmuştur o gelen yardımcı kuvvetler üzerinde. Böyle noktalarda anlatılır arkadaşlar. Tabii ki ölümüyle devlette bir iç karışıklık, oğulları ve torunları arasında mücadelelerin yaşanmasına yol açmış. Bu mücadeleler sonucunda oğlu Şahruh devletin başına geçmiştir. Ondan sonra ise bilim, sanat, kültür alanında çok önemli iki isim var. Bunlardan biri önemli bir astronomi bilgili olan Semerkant'ta önemli çalışmalar olan, rasathanesi olan Ulu Bey olmuştur. Semerkant'ı kültür merkezi haline getirmiştir. Onun dışında yine edebiyat alanında önemli bir isim olan yine Hüseyin Baykara da devletin yöneticileri arasında yer almıştır. Özbeklerin yani Şeybanilerin saldırısı sonucunda Horasan'ı ele geçirmesiyle 1507'de devlet yıkılmıştır. Timur 1405'lerde vefat ediyor. Çin üzerine sefere çıkarken Otrar yakınlarında. Hatta Ruslar Mikhail Gerasimov 1941'de 19 Haziran 1941'de Timur'un mezarını buluyor. İncelemek istiyor, açmak istiyor, açıyordu ama açılmasına çok büyük muhalefet de ediliyor. Neden derseniz işte mezarının lanetli olduğu düşünülüyor. Her kim ki mezarını açarsa ülkesini savaş şeytanları sarsın gibi bir lanet olduğu
iddia edilmiştir. Ki 19 Haziran 1941'de mezarı açılmış, 22 Haziran 1941'de de Nazi Almanyası Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmiş. Bu savaşta Sovyetler 20 milyon insan kaybetmiştir. Hani bu da çok dikkat çekici bir nokta. Evet arkadaşlar, Timur Devleti'ni de özetle anlatmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere.